CHP seçim gecesi yaşanan veri krizini aşabilmiş değil. Süreç Onursal Adılgüzel'in istifasını getirdi. Ancak topun ağzında bir başka isim daha var. Tuncay Özkan. Parti içinde yaşananları Yahya Hancı anlattı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçim gecesi yaşanan veri skandalının yankıları sürüyor. Oy sayılırken kameralar karşısına geçen İmamoğlu ve Yavaş kendilerindeki sonuçlara göre Kılıçdaroğlu'nun önde olduğunu iddia etmişti. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu öndedir. Bize güvenin, bize inanın. Gülmeye devam. Ancak sonucun netleşmesiyle bu durumun gerçek dışı olduğu ortaya çıkmıştı. CHP Medya ve Kurumsal İletişimden sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan eleştirilerin odağında. CHP'nin İsmail Saymaz da söyledi bunu. 20.000 kadar sandıkta görevlisi yokmuş ki. Arkadaşlar, CHP'den Tuncay Özkan gitmeden çok net söylüyorum, CHP hiçbir seçimi kazanamaz. Parti yönetimi seçim takip sisteminde yaşanan aksaklığın faturasını CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adılgüzel'e kesmişti. Kendisine yöneltilen iddiaları reddeden Adılgüzel, Tuncay Özkan'ı işaret etti. Öncelikle tabii ki ben bu gecenin iletişiminden sorumlu değilim. Yani ekranların halka açılması, kamuoyuna açılması başka bir karar. Yani partinin partinin iletişimini yöneten, basınla ilişkilerini yöneten yapılar yönetiyor. Peki Tuncay Özkan iddialara ne diyor? Ama benim arkadaşlarıma sorduğum ve o gece orada yaşadığım şeyde herhangi bir aksaklık olmadı. Verilerde gecikme oldu sizin söylediğiniz, benim de altını çizdiğim. Bunun sebebi AK Parti'nin itirazları. Kamuoyunda linç yaşıyoruz. Onursal Adılgüzel, Tuncay Özkan, işte başka arkadaşlarımız. Bugün en son gördüğüm Fethullahçı linç genel başkanımıza uzanmıştı. Partiyi de avucunun içine almış, medyasını da kurmuş orada. Partide hiç kimsenin de gözünü açtırmıyor. Bir sesini çıkaran olursa fişini çekiyor. Kemal Bey'i de kendi yönettiğini düşünüyor. CHP Genel Merkezi'nin Tuncay Özkan'la ilgili nasıl bir tutum takınacağı merak konusu. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini koruyor.